Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz Poco X3 NFC cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Şimdi bu ürünün önemli bir özelliği var arkadaşlar. Uygun fiyatlı bir oyun cep telefonu diyebileceğimiz bir model. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Poco, Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren bir marka. Farklı farklı ürünlerini de biz daha önce hem kutu açılımlarını yapmıştık hem de incelemelerini yapmıştık. Şimdi bu model bize geldi. Biz de sıcağı sıcağına hiç bekletmeden hızlı bir şekilde sizler için bu ürünü kutusundan çıkartıyoruz. Sevgili kameramanımdan rica ediyorum şöyle bir gelsin. Önce bir kutudan da bahsedelim. Mi Türkiye, yani Xiaomi Türkiye garantisi yazıyor. Üst kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar X3 NFC diyor. NFC adından da anlaşılacağı üzere NFC özelliği olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu da buradan belli oluyor. Burada da aynısı yazıyor. Burada da işte garanti belgemiz falan filan var. Bu diyor kapatılmış bir pakettir diyor falan filan. Başka altında üstünde şunları kapatalım. Bu hangi versiyonu? 6 GB RAM, 128 GB ROM diyor. Depolama alanımız var. Bir de bunun arkadaşlar 6 GB RAM, 64 GB ROM yani depolama alanı olan sürümün de olduğunu belirtelim. Ve lafı daha fazla uzatmadan, sizi meraklandırmadan kutusunu açalım. Biliyorsunuz biz özellikle sıfır kutu geldiği zaman böyle bir kutu açılım videosu yapıyoruz. Bazı okuyucularımız diyor ki yani ne gerek var kutu açılımına falan diyor ama izliyorsunuz güzel de oluyor. O bakımdan böyle bir kutu açılımı yapıyoruz. Şöyle poşetini açayım Apple Style'a. Evet açtık. Şöyle atalım. Garanti kağıdı ıbır kıbır. X3 falan filan bunu da atalım. Evet kutumuz bu şekilde. Sarı renk biliyorsunuz Poco sarı renkle biliniyor daha çok. Zaten kutunun da her yerinde bu sarı renk var. Ve kutumuzu açıyoruz. Açamadık. Biraz zorlandı. Aç. Tık. Biraz ben teknik özelliklerden bahsedeyim isterseniz. 6.7 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. Full HD Plus. Bunda ne vardır? Tahminleri alayım. Evet duyar gibiyim. Kılıf var diyorsunuz. Bence de kılıf vardır burada. Bakalım var mı? Evet doğru bildik. Bakalım kılıfımıza da. Hazır bu kutuyu da açmışken. Yani burada da bir şeyler var. Kullanım kılavuzları falan filan herhalde. Poco. Evet kullanım kılavuzuymuş bu. Bunu da atalım. Şöyle çıkarttık. Gördüğünüz gibi yumuşak. Yumuşak bir kılıf. Şöyle şöyle kullanabildiğimiz bir kılıfımız var. Güzel. Ben kılıf çıkmasını seviyorum arkadaşlar. Herkes sevmiyor olabilir. Şöyle bakalım telefonumuzu elimize alalım. Ne diyor? Qualcomm Snapdragon 732G işlemci varmış. Bu oyun için özellikle optimize edilmiş bir işlemci. Oradaki G o anlama geliyor arkadaşlar. 120 Hz'lik bir ekran var. Biliyorsunuz oyunlarda bu önemli. Yenileme hızı ekranın 120 Hz. 6.67 inçlik Full HD Plus Dot Display diyor geçiyor. 64 megapiksellik yapay zeka destekli kameramız varmış ve 5160 mAh de pilimiz var. Bu da gerçekten iyi bir rakam. Zaten şu anda teknik özelliklerine nispeten de söylemiş olduk. Şöyle açalım, arkasını bir açalım. Şunu da bir çıkartalım şöyle kenara. Şu etiketimizi de bir sökelim. Sevmiyorum böyle etiketleri ben telefonlarda. Şunu da şuraya yapıştıralım. Evet. Arka yüzeyimiz böyle. Şu anda ekranda ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şurada bir Poco yazısı var. Zemine böyle gömülmüş gibi. İsterseniz arka tarafı açmışken biraz da kameralardan bahsedeyim. Ana kameramız 64 megapiksellik. Şu dörtlü bir kameramız var burada arkadaşlar. Ona 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. 2 megapiksellik bir makromuz var ve 2 megapiksellik de alan derinliği kameramızın olduğunu söyleyeyim. Bir de LED lambamız var. Böyle dairesel gibi ama tam da daire de değil. Aslında dikdörtgen ama kenarları da yuvarlatılmış bir dikdörtgen tasarımı bizleri karşılıyor. Kamera tarafında şöyle göstermiş olayım. Ön tarafa çevirelim. Aslında biraz kalın da bir telefon bu arada. Kalınlığın sebebi de hemen yan yüzdeki parmak izi okuyucu entegre edilmiş açma kapama tuşumuz var. Onun hemen üst kısmında onlardan da bahsedelim. Ses açma kapama tuşumuz mevcut. Diğer yan yüzde bir şeyimiz var mı? Burada bir şey var mı? Evet sim kart yuvası var galiba burada. Evet sim kart yuvamız var burada. Alt kısma çevirelim. Tip C bağlantı yuvamız mevcut. USB tip C bağlantı yuvamız var. Hoparlör çıkışlarımız var. Bir de 3,5 mm'lik kulaklık çıkışımız var ki Xiaomi seviyor bunu. Ben de seviyorum bu arada kulaklık çıkışı olan telefonları. Üst kısımda bir şeyimiz yok. Mikrofon direkleri vesaire direkleri falan var bu kısımda. Arkadaşlar
Şimdi telefonu açalım biz. Telefon bir yandan açılırken de ön kameradan da bahsetmek istiyorum. Ön kameramız arkadaşlar 20 megapiksel. Ana kamera 4K 30 fps, ön kamera ise 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. Android 10 işletim sistemi MIUI 12 arayüzü geliyor. Onu da belirtelim. Zaten şu anda ekranda görüyoruz. Bu arada ben devam edeyim kutu açılımına. Bakalım kutuda neler var. Çünkü bazen kulaklık çıkmıyor, bazen şu çıkmıyor, bu çıkmıyor biliyorum. Apple bu işleri şeye çevirdi biliyorsunuz artık. Oo, bakalım. Adaptörümüz de güzelmiş yani. Şöyle bir adaptörümüz var arkadaşlar. Xiaomi'nin güzel bir adaptörü. Şöyle göstermiş olayım. USB bağlantısından güç alıyor. Adaptörümüz dursun. Bunları zaten test edeceğiz. Bir incelememizde bunların hepsini anlatacağız. Böyle bir tip C kablomuz var. USB Type-C diye de geçiyor. İngilizce'deki biz tip C diyoruz. Türkçesini verelim diye arkadaşlar. Başka kulaklık filan. Bakalım. Evet. Bakayım şuralarda. Ne yazık ki evet kulaklık yok. Xiaomi böyle yapıyor. Kılıf çıkıyor ama kulaklık çıkmıyor. Şimdi biz bunları içine geri koyalım. Şu parçalarımızı da. Bu arada bir telefonumuz da açılmak üzere. Açıldı daha doğrusu da ayarları yapmak için bizi bekliyor. O ayarları da yapayım ben size göstereyim. Detaylı bir inceleme gelecek biliyorsunuz. Sevgili editörümüz, canımız, ciğerimiz Osman inceliyor bunları. Osman Tufan kardeşimiz. Güzel de inceliyor. Böyle suyunu çıkartıyor maşallah. Ama ben kutu açılımlarını ben yapıyorum. İncelemeleri Osman yapıyor. Bunu da Osman'a paslayacağım. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bunları topladık. Şöyle yapalım. Bu kenarda dursun. Biz ayarlarımıza ve kurulumumuza geçelim isterseniz. Evet, devam edelim. Bölgemizi seçtik. Türkiye dedik. Şimdilik ağa bağlanmıyoruz. Tamam, bunları okudum, anladım falan filan. Hepsini okuduk diyoruz, geçiyoruz. Sim kart kontrol ediliyor. Sim kartımız yok. Bu adamı atla diyoruz. Google hizmetlerine tamam tamam diyoruz. Şu anda telefonumuz kuruluyor. Güvenlik de kurmayalım. Bunları zaten sonra çözeceğiz. Tema seçelim diyor. Klasik temayı seçelim. Devam edelim. Kurulum tamamlandı diyor. Şu anda MIUI 12 karşımızda geliyor ve uygulamalar yükleniyor diyor. Poco X3 NFC modeli açılıyor. 5160 mAh pil olduğunu söyledik. Şimdi belki şunu merak ediyorsunuz. Fiyatlar nedir? Az önce söylediğim iki farklı sürüm var. 6 GB 128, 6 GB'a 64 GB olmak üzere iki farklı sürüm var. 64 GB depolama alanı sunan sürüm 3299 TL. 128 olan ise 3339 TL. Fiyatlar da gayet uygun arkadaşlar. Fiyatlar gayet uygun. Kurulum tamamlanıyor diyor şu anda. Oyun telefonu bu biraz. Oyuncular için özellikle kullanılabilecek bir telefon. Kurulum tamamlandı diyor. Bir saniye diyor. Ve şu anda telefonumuz açıldı mı? Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi klasik bir Xiaomi arayüzü bizleri karşılıyor. Delikli kamerayı görüyorsunuz. Ön yüzde arkadaşlar yukarıda tam ortada konumlandırılmış delik şeklinde kameramız mevcut. Bu şekilde bir tasarım bizleri karşı. Şimdi kameraya bakalım. Biz biliyorsunuz kameraya bakıyoruz genelde. İzin ver diyelim. Kullanırken izin ver diyelim. Tamam diyelim. Kamera bu şekilde. Yapay zeka destekli bir kameramız var. Onu açabiliyoruz. Zoom girebiliyoruz. 2x zoom var şu anda. Geniş açımız var. Ultra geniş açı. Bu anda görüyorsunuz. Bu 2x yalnız dijital olarak yapıyor. Optik zoom yok bu telefonda. Güzel de bir kamera bizde var. Video moduna geçelim. Pro modumuz var. Burada ayarları kendimiz yapabiliyoruz. Ön kameraya geçelim isterseniz. Mesela ön kamerada neler var? Şimdi kameramanımı görüyorsunuz. Hande Hanım bize el sallıyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ön kameramız da bu şekilde arkadaşlar. Böyle yakışıklı yakışıklı fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Böyle bir kameramız da bizleri karşılıyor. Aslında klasik bir Xiaomi arayüzü var. Gördüğünüz gibi Xiaomi'nin daha önce telefonlarını kullandıysanız aslında kullanabileceğiniz bir model. Oyunla ilgili bazı optimizasyonlar yapılmış bu telefonla ilgili. Özellikle oyun için güzel. 120 Hz olması iyi arkadaşlar. Ekranın 120 Hz gibi bir değerde olması çok iyi. Gördüğünüz gibi işte anladığımız şekilde bir standart bir Xiaomi arayüzü bizleri karşılıyor. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. O detaylı inceleme gelene kadar Poco X3 NFC ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.